Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Ee, bir süre video çekemedim. İlk defa belki de bu YouTube kanalını açtığım günden beri ilk defa bir maç sonu videosu çekemedim. Göztepe Trabzonspor. Trabzonspor Göztepe maçının videosunu çekemedim arkadaşlar. Maçı izledim. Ee, buradan Sait arkadaşımıza selam yollayalım. Özellikle benden maçı yorumlamamı istemişti. Bizim katıldaki destekçilerimizden. Ee, ama bir küçük tatile gittik yani gezi yapalım dedik. E, Nevşehir Kapadokya'ya gittik arkadaşlar. Orada e, iki günlük bir gezi planlıyorduk. Fakat İstanbul'daki hava muhalefeti yüzünden maalesef gelemedik. İki günlük tatilimiz oldu. Beş günlük. Bir yandan iyi oldu. Bir yandan gerçekten iyi oldu. E, tatil uzadı. İzinleri falan ayarlamıştık. Ben zaten yıllık izinimi çok kullanmamıştım. E, bayağı da gezdik. Yani bu ikinci gelişimde Kapadokya'ya benim. Ihlara Vadisi'ne gitmedim bu sefer. Diğerinde, ilkinde gitmiştim Ihlara Vadisi'nde. Üçüncü defa da gideceğim. Yani Kapadokya'yı seviyorum. Zaten bir küçük video, yani videoda çekeceğiz. Yani Kapadokya, Nevşehir'de nasıl bir gezi yaptığımız hakkında. Ama onunla alakalı arkadaşlar, yani video çekememe sebebim bu. Yanlış anlaşılmasın. Bir tane video atabildim. İnternette yani, problem vardı Paketimde problem vardı. Yetmiyordu. O yüzden çekemedim. Bir de ortamda yoktu açıkçası. Kusura bakmayın deyip hemen hızlı hızlı başlayalım. Gözpe maçın arkadaşlar yorumlamıyorum. Ama şöyle parantez açayım gözpe maçıyla alakalı. Dorukhan Toköz. Dorukhan Toköz herkese hayranlık bıraktırdı. Ama ben Dorukhan'dan ziyade bir ömür parantezi açmak istiyorum. Dorukhan zaten yani belli. Dorukhan bu takımdan para kazandırarak ayrılacak. İyi bir para kazandıracak Dorukhan. Hedefleri var. Zaten devamlılığı sakatlık devamlılığı olmasa sakatlıktan dolayı yani sıkıntısı olmasa uçar gider. E, onu da verimli kullanmamız gerekiyor. Güzel kullanmamız gerekiyor. E, çünkü hassas bir araç diyelim. Güçlü bir araç ama hassas bir araç. Öyle kullanmak gerekiyor. E, Abdülkadir Ömür yükselen bir performansı var. Seneye açıkçası Hamsi'nin de Dorukhan gibi olduğunu düşünüyorum. O da böyle hassas bir araç ama güçlü bir araç. Onları ikisine dikkatli kullanmak gerekiyor. Seneye Hamsi'nde yani ara ara dinlendirileceği belli oldu ki yani bu olur arkadaşlar. NBA'de bile yani LeBron James dünyanın en iyi basketbolcusu şu an. O bile sezon içinde aktif dinlenme yapıyor. Sezonun uzun bölümünde oynamıyor, bir şeyler yapıyor. Cristiano Ronaldo bile artık kendini kötü hissettiğinde oynamıyor. Anlaşılan Abdülkadir Ömür Hamsin olmadığı zamanlarda direksiyona geçecek kişi olacağı belli oldu. Hani diyeceksin ki özgür. geçmiş referansları iyi değil. O yüzden ben üçüncü bir oyuncu daha istiyorum oraya. Kadro içinden değil. Ben Bakır Trabzonspor'a iyi bir para ediyorken yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Yani yollar ayırmaktan kasıt para kazandırmak amacıyla. Yani şu an bir 10 milyon, 8 milyon, 8 10 milyon yararası bir piyasası var. İyi para Bakış bu elde edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O boşluğu da açıkçası Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyagup'u 3. rotasyon oyuncusu olarak isterim. Yunus Malı'dan da iyi verim verir. Bir de zaten çok yüksek maaş vermeyeceksin. Artık o maaşları alamaz Oğuzhan. Gelirse gelir. Gelmezse Başakşehir'e gider. Orası da ayrı ama benim kafamdan geçenlerden birisi o arkadaşlar. Yani kafamdaki oraya için rotasyon Hamsik Ömür, Oğuzhan Özyagup ki zaten içerideki maçlarda Trabzonspor iki tane orta sahayla oynuyor Ofansif orta sahayla. İşte Hamsik Ömür, Bakasetas Ömür. Hamsik Bakasetas tarzında. İçerideki maçlarda e, Dorukan, Hamsik bak e, Ömür yaparsın. İşte öyle bir rotasyon yapabilirsin arkadaşlar ki Hamsik Bera şey e, siyopis Dorukan Berat gibi bir rotasyonum var. E, bunu söyleyebiliriz. Bir de son gözpe maçıyla alakalı Jani çok değerli bir parça. Bu zamana kadar hep tartışıyorduk. Bu adam et mi balık mı et mi balık mı? belli oldu. Jenner'e biftek arkadaşlar. E, Berat için de son bir diyeceklerimi söyleyeyim. Berat sonun Soner gibi oluyor. Göztepe'li Soner. Trabzonspor zamanlarını hatırlarlar. Hongo'nun attığı bir tweet vardı. E, soner de eski prenslerdendir. Sonunu gördün. Aynı şeyi Berat için de söylüyoruz. Berat dikkat etmeli. Sonu hiç iyi gitmiyor açıkçası. Ben Berat'a biraz canım sıkkın deyip geçelim konumuzun başlığına. Sizin de özellikle Berat, Ömür ve Oğuzhan Özdağ Kupakkan'ın yorumlarınızı merak ediyorum. Ek olarak da Baksatas'ın sizce 8-10 milyon euroluk bir teklif gelirse satılmalı mı? Bence satılmalı. Yani bu performans düşüklüğüyle alakası yok. İyi para. Trabzonspor'un her sezon 15 milyon euro 10 milyon euro satış yapması gerekiyor. Bunu ben değil Ahmet Ağalı söylüyor. Ee, Uğur bir iki Avrupa maçını oynatmadan gitmesine gönlüm el vermiyor. Kerem oldu. İki hareket yaptı. Hemen bütün dünya konuşuyor. Dorukhan'ı, Uğurcan'ı, Abdülkadir Ömür'ü biraz edeseler demek kaç para edecekler. O yüzden ben şu an konuşulan yok. Türkiye Ligi'nin rakamları Uğurcan 20-25 eder anca bunlara katılmıyorum. Bunlar şu an Avrupa'da oynamadan satılmasını da istemiyorum. Tasvip etmiyorum. Ee, şu an para edecek bir baksatazımız varken baksataz satılması bana makul geliyor. Açıkçası deyip başlayalım densili konusuna. Bu arada densil Ahmetcan iyi iyi iyi. Ahmetcan'ın yanında oynayacak oyuncu densil olması da iyi bir test oldu yani görmüş olduk. Yani Hugo ile görmedik Ahmetcan'ı densili ile görmüş olduk yani bu da iyi bir bizim için şey. Yani puan vermedi iyi bir etki. Az stoperimiz yok yedek stoperimiz var ama densilde maşallah az stoper gibi performans gösteriyor ki Bizim geçmiş yayınlarımızda hatırlayanlar bilir. Ben şey demiştim. Hugo'ya bir iki tane teklif vardı. Böyle fena bir rakamla teklifler değildi. Mevcut yabancı sınırını öngördüğümüz ama o zaman Edgar Lee sağlamdı arkadaşlar. Ee, acaba yani çünkü Hugo için konuşulan rakamlar 10 milyon euro civarındaydı. Hugo'yu satıp ile sözleşme imzalayıp öyle devam etsek mi diyorduk. Vallahi Hugo çok iyi tabii orası ayrı ama Densil'in de yükselen performansını kabul etmemiz gerekiyor. Belki tartışılır Hugo'nun yükselen performansı ve oyun kalitesi ama e, ben yaş ve paraya bakıyorum arkadaşlar. Victor Hugo şu an bence liginin iyi stoperi ama yani 10 milyon euroluk bir teklif olup oraya Densil'i adapte etmek mantıklı gelmiyor. E, Hugo 30 yaşında 10 milyon euro fena bir rakam değil açıkçası bence. Bilmiyorum sakatlıktan sonra gelir mi ama çok uzun bir sakatlığı da yok. Belki onun da bir sene bir Avrupa'da göstersek daha da piyasası artabilir de aynı da kalabilir yaşından gereği. Ama bana mantıklı gelmemişti o zamanlar. Şu an için ise Densil'in net şekilde takımda kalması gerektiğini yine söylüyorum. Hugo için bu tartışılır. Tartışılır ama 10 milyon euro civarı bir para. iyi para arkadaşlar. Öyle bir teklif vardı. Bir de yani doğruları konuşalım. Vitor Hugo yani Trabzonspor'da aşırı mutlu değildi. Ama bu mutlu değil lafını çarpıtmayalım. Ee, profesyonel oyuncu. Şehirde ben de mutlu değilim Trabzon'da. Ama parasının karşılığı olarak 10 numara performans gösteriyor. Eğer iki tarafa da takip eden bir teklif gelirse Vitor takımdan ayrılabilir. Gelecek bir iyi de bir rakam var. bunun söyleyelim bilgisini. Şimdi Denzel konusunda Trabzonspor biliyorsunuz bu oyuncuyu Bologna'dan kiralamıştı. Ee, Bologna'da kabus gibi bir sezon geçirdi arkadaşlar. Çünkü Bologna'da daha çok onu sol bek olarak oynattılar. Ee, Bologna'nın o zaman başında çok yani bizden yaşça büyük abilerimiz bilir. Sinisa Mihalovic çok iyi free kick kullanırdı. Sinisa Mihalovic'den sonra arkadaşlar en iyi free kick kullanan defans oyuncusuydu. Ee, kendisi de bir kanser de geçirmişti arkadaşlar. Yani talihsiz bir kanser hastalığı da yaşamıştı. Onu da söyleyelim. Ee, Bologna'da arkadaşlar şu an hala var. Ee, onunla beraber iyi bir sezon geçirmedi. Ee, ki Bologna'nın da beklenti son oyuncularından birisiydi. Ama olmayacağı anlaşılınca sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Trabzonspor'a kiralandı. Ee, şimdi bu oyuncu sezon sonu boşacı düşüyor. Trabzonspor bir numaralı burada alıcı. Yani ve bir numaralı da aday. Başka kulüpler devreye gelebilir ama e, şampiyon kulüp e, Avrupa kupalarında yarışacak, Şampiyonlar Ligi'ni zorlayacak bir kulüp, mutlu bir takım. Ee, seneye tekrar şampiyonluğun en büyük adayı ve şu an baktığımızda arkadaşlar yani Trabzonspor'dan aldığı paraya Mialovic, şey Mialovic diyorum. Densil'in yani bu arada bu maaş bilgilerinin hepsini Twitter'da Soccer Time hesabından alabilirsiniz arkadaşlar. Arada yayınlarımızı alıyorduk. Densil'in aldığı yıllık ücret 1.175 milyon euro. Şimdi arkadaşlar Hugo'nun aldığı ücret 1.350.000 euro. Benim düşüncem bu transfer 1 milyon 1.200'e artı 250 bin, 100 bin, 150 bin imza paralı bir şekilde biter. Yani Vitor Hugo'nun maaşına yakın bir şekilde biter. 1.350 civarı. Vitor Hugo 1.350 alıyor. O civarda biteceğini düşünüyorum ki yani rakip takımın stoperleriyle karşılaştırdığımda gerçekten de yani uygun maliyet. Ben isterim. Diyeceksiniz ki yani işte Hugo Sol Densil sol. Ahmetcan sol. Sağ stoper yok Özgür. Doğru yok ama bedava arkadaşlar oyuncu yerine. Bonus servis verilmeyecek. E, ee, i̇yi performans gösterdiği de belli oldu. Yaşı 28. E, ee, Hugo'nun da yani Hugo'nun da iyi performansından sonra ben transfer yapabileceğini düşünüyorum. Ee, orada işte Densil'i ufaktan adapte edip aslında Ahmetcan'ın da ufaktan adapte edip ve şunu da söyleyelim. Vitor konuşuruz ama yani Ahmetcan'ın da bu takımdan gitme ihtimali var. İyi paraya gelebilir, teklif gelebilir. O yüzden ben Densil'in takımda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ki girişimler de başladı. Ee, büyük ihtimalle arkadaşlar 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Densil'le ee, sağ ayaklı stoper kesinlikle bakılacak ki bu yerli olacak arkadaşlar. Yani bunun için birçok isim geçiyor. Ama bunları biraz da gaza doğru konuşalım. Yani şu an herkesin konuştuğu bildiği isimler yani. Burada gereksiz yere bilgi kalabalığı yapmaya gerek yok. Ee, Hasan Tuncel de haberi zaten doğrulamıştı. Biz bunu daha önceden söylemiştik. Zaten Trabzonspor sezon başında bunu bilerekten bu kiralama olayına girdi. Oyuncu da benim Bologna'da sözleşmem bitiyor. Trabzon'a beni şutladılar gözüyle bakmadı. İyi performans gösterdi. Ben beğeniyorum ki görmediğimiz bir frikik özelliği var. Topu oyuna sokma da bence iyi. Lige göre iyi arkadaşlar. Bu özelliği unutmamak gerekiyor. Fizikli de bir stoper. Özellikle Gözpe maçında hatırlayın oyuna girmişti. O fiziğiyle o hava topu hakimiyetiyle oyunu öne yıkmıştık. Bu gibi stoperler arkadaşlar ligde çok lazım oluyor. Zaten arkadaşlar yani ligde lazım oluyor dediğim. Adam zaten ligde iş yapıyor yani. Bunları size tekrar saymama gerek yok. Ben çok büyük bir aksilik olmazsa bir sakatlık vesaire olmazsa Dance ile Trabzonspor'un sözleşme imzalayacağını düşünüyorum. Yani gelen bilgilerde o yönde. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen Vitor satılacak vesaire bu şeylerimi yani şey olarak algılamayın yanlış algılamayın. Ne anlamadığını az çok anladınız siz arkadaşlar. Yorumlarınızı da merak ediyorum. Ee, dediğim gibi şu an sağ stoperde bir sıkıntımız var ama test ettik. Dants Hugo oldu mu? Oldu. Hugo Ahmetcan oldu mu? Oldu. Dantsla Ahmetcan oldu mu? Oldu. Olmayan neydi? İşte Hüseyin'in sağda oynadığında olmuyordu. Ki ben Ahmetcan hakkında şey demiştim yani Dorukan olsaydı Ahmetcan değil Dorukan oynatırdım Fenerbahçe maçında ama Dorukan şey Ahmetcan çok iyi performans gösteriyor. Yani güven veriyor. Ee, sol stoperde iyi bir rotasyon var. İlla bu adamlar sol ayaklı diye sağa dönetmeyeceğim diye bir kayda yok. O sınavlardan da geçtiler. Fenerbahçe maçında o sınavdan geçildi. Galatasaray maçında o sınavdan geçildi. Ee, ama bir tane yerli sağ stoper alınması gerektiğinde söylemeden edemeyiz arkadaşlar. Gerekiyor. Hem de mevcut yabancı sınırından dolayı. Ee, durum böyle. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Her gün bir yayın gelmeye devam edecek. Dominasyon serimizin diğer bölümlere gelmeye devam edecek. Başka işaretlere gelmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.